Evet değerli arkadaşlar, dersimize tek çift sayılardaki pratik yöntemlerle başlayacağız. Şimdi tek çift sayılarda çok basit yöntemler kullanacağız. Yani biz işimizi ne yapacağız? Çizerek halledeceğiz. Çizdikten sonra da ne yapacağız? Sonuca rahatça ulaşacağız. Çizme işleminde de şunu yapıyoruz. Eğer kuvvet pozitif tam sayılar kümesi üzerinde tanımlıysa hemen kuvveti atıyoruz. Yani 9 üzeri 10'daki 10 pozitif tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı olduğu için kuvveti attım. Geriye kalan işlemi yapınca bu zaten bana o sayının tekliği çiftliği hakkında bilgi verecek. 9 eksi 1 dedim ki 8. O zaman bu sayı nedir? Çifttir. Dolayısıyla bununla işimiz ne yaptı? Bitti. Devam edelim 13. 13 pozitif tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı olduğu için attım. Geriye ne kaldı? 14. 14 de çift bir sayıymış. Benim aradığım tek bir sayı olduğu için bu da işimizi götürdü. Ama çok dikkat edeceğim bir noktadan bahsedeceğim şimdi. Dikkat edin, biz ne dedik? Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde tanımlıysa. Ama gördüğünüz gibi 0 pozitif tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir eleman değil. O yüzden böyle durumlarda 0 özellikle kullanılır, yanıltmak amaçlı. Böyle durumlarda şunu yapacaksın, 10 üzeri 0'ın değerini yani 1'i yazacaksın. Ancak bu şekilde sonuca ne yaparsın, ulaşırsın. Burada dikkat edeceğimiz nokta neymiş? Eğer pozitif tam sayılar kümesi üzerinde tanımlıysa otomatik olarak ne yapıyorum? Atıyorum. Ama 0 ile karşılaştığımda 0 pozitif tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı olmadığı için 0'ın değerini, ki her sayının sıfır hariç değeri nedir? 1. Dolayısıyla ne yapıyorum? Hemen yazıyorum. Ve devam ediyorum. Bakıyorum. Kuvvet pozitif tam sayılarda attım. 9 eksi 2 ile 7. Aradığım tek bir sayıydı. Evet, doğru cevabım D seçeneğiymiş. Gelin E'yi de inceleyelim. Baktık 7 pozitif tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı, attık. 13 pozitif tam sayılar kümesi üzerinde tanımlı olduğu için attık. 11 ile 5'i topladık. Dedik ki 16'ymış. 16 da çift. O yüzden doğru cevabımız nedir diyeceğiz? D seçeneğidir diyeceğiz. Yani yapmamız gereken şey tam olarak bu tarz kuvvet verilen sorularda ne yapmakmış? Eğer pozitif tam sayılar tanımlıysa eğer kuvvet, hemen ne yapıyorum? Kuvveti atarak işlemi devam ettiriyorum.